Evet, 18 Şubat 2023 depremin 13. günü. Hazarcın köylerini dolaşmayı sürdürüyoruz. Şu anda Armutlu köyüne geldik. Armutlu köyünde aslında en azından böyle uzaktan bir göz gezdirdiğinizde yıkılan herhangi bir ev göze çarpmıyor, ama şimdi köyün içerisine girip köylülerle konuşacağız. Bakalım onlar ne anlatıyor. Evet, köyde şu ana kadar yıkılan herhangi bir binaya denk gelmedik. Ne eski ne de yeni yapıların hiçbirisinde. Bazı evlerde çatlaklar var. Evet, köy meydanına doğru gidiyoruz şu an. Geçmiş olsun. Eyvallah, sağ olasın. Köyde var mıydı yıkılan ev burası dışında yoksa? Yok, biz de dışarıdan geldik. Ha. Erzak falan getirdik. Erzak getirdiniz. Köyden kim var burada? Ali Bey var. Merhaba Ali Bey. Merhaba. Geçmiş olsun. Köyde var mıydı yıkılan ev? Yıkılan yok, hasarlı olanlar var. Yıkılacak evler var da. Yıkılacaklar çok. Yıkılacak çok. Kaç hanelik bir köy burası? Burası 50-55 hane. 50-55 hane. Yaşamını yitiren yok. Buyur. Yaşamını yitiren yok. Yok, şükür yok. Can kaybı yok. Evet. Geçmiş olsun. Obaları var mıydı buranın? Var. Armutlu'nun? Şekerci obası var. Evet. İllerde. Orada 3 tane ölü oldu. Köyde. Köyde. Daha halen yararlar var. İşte orada yıkım daha çok. Kaç oba vardı buranın? Burada bir tane. Bir tane. Evet, bir şekerli. Buranın nüfusu ne kadardı? Hane sayısı ne kadardı amca? Buranın tahminen 50-55 hane. Nüfusu 100'e yakın. Evet. Şekercide de aynı. Evet. Orada da 30 hane var. Ben burada muhtarlık yaptım değilsin. Daha önce biliyorum. Evet. Orada da 30 hane var. Orada da hemen 100-120 kişi yaşıyor diye. Evet, çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok geçmiş olsun. Burada kimse yaşamıyordu zaten. Okulda. Evet. Yok. Burası okul zaten. O eski okul muydu yoksa yeni okul muydu? Eski okul. Eski okuldu eski burası. Okul. Evet. Bu da yeni değil. Eski evet, okul. Burası eski okul. Geçmiş olsun. İşte yıkılan ev. Evet. Ben tek içinde o yıkıldı. Bir yer yok. O yerim bakarım. Durum nasıl? Bir bakalım biz. Evet. Evet, Armutlu köyündeyiz. Burada yıkılan bina gördük. Hayır, bu eski okul. Neyse ki içinde kimse yaşamıyordu. Ama ağır hasarlı evler var. Hasar tespit komisyonları buraya da geldi. Ve gelmişler. Ben geldim. Evet, yıkılacaklarını, yani yıkılacak olan binaları tespit ettiler. Ettiler, he. Mesela bu yıkılacak. He. Yaptım. 60 seneden beri yaptım. Şimdi de dışarıda kaldım. Sen tek mi yaşıyordun burada? Tek yaşıyordum. Taş duvarlar çökmüş, yıkılmış. Burası mutfak olarak mı kullanılıyordu? İşte mutfak olarak. Yemek yapıyordu. Dışta mutfak olarak kullanılıyordu. Evet. Orada satıyordu. Peki hayvan yoktu değil mi içinde? Hayvan yoktu. Şimdi hayvan yok. Ben artık hayvan.
Evet, bu ev gerçekten. Bunun için hasar tespit komisyonu yıkılacak dedi mi bu ev için? Evet, karar verdiler. Ağır hasarlı. Evet, ağır hasarlı. İsmin neydi senin teyze? Bese Söldüz'ün evi burası. Ağır hasarlı. Hasar tespit komisyonu da bu evin yıkılacağını karar verdi. Zaten görüyorsunuz yani neredeyse ayrılmış. Temelden, zeminden ayrılmış. Tün. Eri. Ne tehlike, ne çevir paski, ne çevir. Ne var diğer iş var. Ne çevir? Var dayı var. Emmak. Buraya şey vurdular zaten. Zaruk yetek ne? 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 Zaruk yetek Ev ne altın evet? No, tane işte. Bu akşam etin ne hoş ayın. No, etin diye bu. Ne var ya var kumur çok mu? Evet. Aşağı bir o patlamış bir demek o mu o kumur da hoşte. Derbası da. De sabre bir de. De sabre bir de. Evet, burası tam Pazarcı aslında manzarası çok güzel bir köy. Yani hem Kartalkaya Barajı hem Pazarcı tam karşıda. Çok güzel köyler bu taraftaki köyler ama maalesef insanların 10 yıllarca biriktirdikleriyle yaptırdıkları bu evler yerle bir olmuş. Teselli noktaları içinde kimsenin olmaması, enkaz altında kalıp yaşamını yitirmemiş olması. Evet. Böyle işte. İyi. Çok geçmiş olsun. Çok tekrar. Çok hadi. Patriva. Güle güle. Evet, Armutluk köyünde durum böyle. Obasında da benzer bir durum varmış. Ama orada, obada 3 kişi, Şekerli Obası'ydı yanılmıyorsam, 3 kişi yaşamını yitirmiş.